Herkese merhaba. Sala Müziğin YouTube programından Sevil ben. Farklı bir konseptle karşınızdayız. Her hafta kendi alanında en iyi müzisyen, enstrüman yapımcıları ile karşınızda olacağız. Merak ettiğiniz veyahut da sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Takipte kalın. Hoş geldin Mehmet Usta. Hoş bulduk. Öncelikle bize değerli bilgilerini aktaracağın için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi senden öncelikle ud yapımına bir usta olarak nasıl başladın? Nasıl bu ud yapımının içerisine girdin, neler yaptın? Hayatına ilgili kısa bir bilgi verebilir misin bize? Tabii, öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Veysel her ne kadar ekranda gözükmese de yüreği her tarafta burada. Şimdi enstrüman yapımına, çocukken demeyelim de yani genelde herkes bir şey anlatır işte böyle şu yaşta başladık böyleydi. Benimki öyle biraz olmadı. Ben temelinde 13 yaşında ayakkabı çırağı yaptım. Sonra ustası oldum. 20 yıl ayakkabıcılık yaptım. Tabii gençliğimizde de enstrümanla uğraştık. Müzik derneklerine gittik. İstanbul Radyo Sanatçısı'ndan ders aldık. Sonra araya bazı işte ekonomik şartlar girdi. İşte yani bazı şeyler, haller oluştu. Dünya halleri. Ve uzaklaştık. Ta ki bir müşterimin bir tanesi tanıdıktı. Mağazası vardı. Sizin mağaza gibi böyle. Dedi mağaza açtım. Ben bir gün dedi gelin ziyaretime. Ben gittim ziyaretine. Benim o eski hastalıklar debreşti. Yani o şeyler, sazları gördüm orada, enstrümanları gördüm. O gençlik yıllarındaki heyecanlandım orada. Saz aldım, şey yaptım. Sonra kendime saz yaptım. Öylelikle başladım. Hiç ustam olmadı. İşte böyle mağazayı dolaştım, enstrümanları inceledim tek tek. Daha çok aslında bağlama üzerineydi. 5 yıl bağlama yaptım. Bana gülüyorlardı o mağazada çalışanlar. Ya bu hani manyak mı böyle gelip inceliyor, bakıyor böyle, araştırıyor. Ben tabii ustam olmadığı için yani bu bilgileri kendi kafamda yoğunlaştım. Ölçüleriydi, nasıl yapılmayı. Sonra bu şekilde enstrümana amatörce başlamadım. Aslında teşvik eden mağazacı arkadaşımız oldu. Dedi ya ben amatör bir tane saz yaptım. Amatör olmadı aslında, o da profesyonel olmuş ama işte ben oradaki ustalara gösterdim. Ya dedim saz nasıl olmuş falan. Hiç kimse yorum yapmadı. O kötü de demedi. İyi de demedi. Herkes sanki derler ya bir şey dondu gibi böyle hani. Ya bu adamın ustası yok. Ağaç almış kendine bir tane saz yapmış. Yani %90 profesyonel olmuş. Sesiyle sadece gövde farkı vardı. Biraz formu bozuktu. Saz formundan değil de biraz tambur formu gibiydi. O şekilde oldu. Tabii sazı yaparken de yapmadan önce nasıl yapacağımı bilmiyordum. Hani hiç kalıp görmemişim. Saz kalıbı nedir? Enstrüman kalıbı nedir? Veya nasıl yapılır? Bir gün televizyonda belgesel izliyordum. 3-4 saniye tambur yapanın tamburun kalıbını gösterdi. 3-4 saniye. O 3-4 saniyede kalıbın nasıl olduğunu anladım ben. Ondan sonra ahşaptan bir tane kendime kalıp yaptım. Başladım enstrüman yapmaya. Ya bir tane yaptım. Ondan sonra tabii ki arkadaş teşvik etti. Dedi ki ya sana ağaç göreyim buradan şeyden. Atölyesinde bir ağaç var, bir utluk. Dedim sen ut yap, başla bir tane. Dedim ki ya bu benim işim değil ki yani. Şimdi tamam ben yaptım bir tane de yani. Dedim bu yaştan sonra dedim iş değiştirilmez. Aslında içimde yani gidiyor ama yapacak bir şey yok. Bir sene bekledim böyle. Sonra karar verdim. Makinelerini aldım. Ahşap kesme makinesi aldım, ağacı aldım. Başladım bağlama yapmaya. 5 yıl bağlama yaptım. Ondan sonra uda geçtim. Tabii hedefim de şuydu aslında. Hani derler ya cahilde cesaret çok olur. Ya düşünsene ustan yok. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ama diyorsun ki ya ben profesyonel enstrüman yaparım. Ben kötü enstrüman yapmam. Yani hani derler ya cahil cesaretiyle girdik bu işe. Ama 15 yıl bir fiil sadece bağlamayı bıraktıktan sonra ud üzerinde araştırma yaptım 15 yıl. Nasıl araştırma yaptın? Arge çalışması. 10 tane ut yapıyorum. Bazen 5 tane yapıyorum. Bazen 2 tane yapıyorum. Farklı farklı arge çalışma işte. Kapaklarını, balkonlarını, teknelerini. Kendime en iyi ut nasıl olmalı sesin üzerine. Tabii belli bir bilgi birikimine ulaşıyorsun. Çünkü bir şeyi yapmadan hani sebep sonuç ilişkisini görmeden
o profesyonele erişemiyorsun. O çok ona emeğimden fedakarlık yaptım. Ekonomik olarak fedakarlık yaptım. Asla ekonomik sıkıntı çeksem de sanatımdan asla taviz vermedim. Hani kötü bir şey yapayım işte, çok yapayım, para kazanayım, asla ona gitmedim. Hani yeri geldi, cebimizde 10 lira olmadı ama o sanattan vazgeçmedim. O yüzden çok iyi biliyorsun. Onun için de hala %90 diyelim şey doruk noktasına ulaştım yani udun. %90-95. Ha sanatın gelişimi biter mi? Bitmez. Ama ses olarak ses nasıl alınır? Onun şeyini o deneyerek hani 15 yıllık sürekli yani 15 yıl sürekli ut arge çalışması yaparak hani deneyerek o bilgileri tabi bazıları yazar her şeyde ben hiçbir şey beynime yazdım hepsini. Bir de ağaçla bütünleşmek lazım aslında ya. Hani ağaç neticede bir canlıdır. Çünkü o da bir canlıdan meydana gelmiştir. Enstrümanı yaparken, ağacı yaparken böyle ağaçla bazen bütünleşiyorsun. Sanki ağaç diyor ki ya ben biraz az tıraşla. İşte ya burama diyor biraz fazla dokanma diyor yani böyle kalsın diyor. Bazen diyor ki ben biraz yont, fazla yont diyor. Ya biraz bütünleşmek, aslında sevmek lazım işi. Ha işimiz hani sevmek derken de öyle mesleğimiz olarak, işimiz olarak bunu biz kendimize put edinmiyoruz. Hani öyle tapılacak halde değiliz ama insan işini aşkla, zevkle yapmalı ve müzisyenlere iyi enstrüman sunmayı hedef edinmeli. Yani hayatta her şey para değildir. Yani çok enstrüman yapayım, çok para kazanayım, nasıl olursa olsun meselesi değil. Çünkü neticede o müzisyen o ses alacak, o müzisyen o enstrümandan müzik üretecek. O müzik ürettiği zaman, insanlar sahneye çıktığı zaman o enstrümandan keyif alacak, onun sesinden keyif alacak. Aslında bu başka şeyleri çağrıştırıyor. Yani sen güzel üretiyorsun ya, o da çok güzel bir sanat müzik yapıyor. Müzik yaptığı için de dinleyici de kitlesi de ona göre oluyor ve sanat ilerliyor. Yani aslında insanların her yapılan işten temelinde bir şey vardır. İnsanların şuurunun bir üst seviye çıkması vardır. Nedir? İşte bu ağacından başlar, yapımından başlar, bestecisinden, müziğinden başlar, icrasından başlar yani müzisyeninden. Dinleyici kitlesine kadar aslında biz görmesek de kademe kademe insanların şuuru bu şekilde gelişmiş oluyor. Yani daha kültüre seviyesi atmış oluyor. Sala müzik olarak bu YouTube programını başlatmamızın sebebi aslında insanlar enstrüman alırken nelere dikkat etmeli? Siz de çok iyi bir ud ustası olduğunuz için bize kaliteli bir udun nasıl olması gerektiğini anlatır mısınız? Şimdi kaliteli udun nasıl olması gerektiğini anlatırım da tabii bunu genellememek lazım. Şöyle genellememek lazım. Görünüşte hepsi ud. Yani bakıyorsun görünüşte ud. Şimdi yapım aşamasındaki işlemler nedir? Şimdi insanlar udun içini göremez. Mesela diyelim şu udun aldık. Şimdi gördün baktın dersin ki ud. Tamam da yani genelde öbürleri de birbirine benziyor. Tam bir dış yüzeydeki bir kalite var, görsellik var, o farklı bir şey. Bir de içini nasıl yaptı? Yani işte balkonu nasıl, balkon koydu, kapak nasıl koydu, o ses ayarını nasıl yaptı? Onu tabii müşteri anlayamaz. Müşteri şeye güvenmesi lazım. Önce satıcıya güvenmesi lazım. Yani satıcı dürüst olması lazım. Şöyle, şu kalitede, şu fiyatta odun var. Hani şey gibi, araba gibi düşünelim. Aynı araba, orta sınıfı var. Alt sınıfı var. Lüksü var yani, üst sınıfı var. Öyle bir şey düşünelim. Yani şimdi ücretine tabii girmeyelim hani ama istiyorsanız şöyle söyleyebilirim. Bugün Avrupa'yı veya Türkiye'yi kıyasladığımız zaman yani kaliteli bir enstrüman bugün yeni de başlasa en düşük olarak bir defa 1200 dolardan aşağı iyi bir kaliteli enstrüman alamaz. Ha de ki 300 dolara da var, 150 dolara da var, 400 dolara da var. O farklı bir şey. Aslında o biraz mobilya oluyor işin açıkçası. Yani şöyle mobilya oluyor. Ahşap tamam ut görünüm ama aslında mobilyadır. Neden mobilyadır? İçinin direnç balkonlar dediğimiz şeyi koyarken mesela şeritte kesiyor. Olduğu gibi yapıştırıyor. Yani ses ayarı diye bir şey yok. Sadece görünsün. Ben onlara mobilya diyorum. Ama iyi bir profesyonel enstrüman yapımcısıyla zaten müzisyen onu söylemesen de zaten müzisyen aldığı zaman eline o tellerin buradan bastan tize diplere inişi, buradaki ses dengeleri, uyumları onu zaten müzisyen anlar. Yani yeni bir udu alacaklar. Aslında bir iyi bir müzisyen ne almalısı udu. Yani hocasıyla gidecek veya güvendiği birisine
söyleyecek mesela. Diyecek ki ben şu kişinin udunu almak istiyorum. Veya tavsiye eder mesela. Der ki mağazacı, müzik satan, müzik enstrüman satanlar. Der ki filanın udu vardır, ona rahat güvenebilirsin. Yani güven meselesi aslında, bir de insanların doğruyu söyleme meselesi bu iş. Yani biz kalite... de buradan söyleyelim o zaman Mehmet Caymaz'ın ustalarını. Yani şimdi zaten onu müzisyen belirliyor. Sen belirlemiyorsun ki. Yani sen istediğin kadar güzel yapıyorum da. Müzisyen eline aldığı zaman onu zaten kendisi söyler onun ne kadar kaliteli olduğunu. Bir de uzun vadeli olması lazım. Yani enstrümandaki en kaliteli şey alan burada. Uzun vadeli, deforme olmadan, sesini kaybetmeden her şeyini ona göre ayarlamak lazım. İyi bir ağaçtan yapılan ut daha mı iyi oluyor? Öyle bir algı ya doğrudur yanlış. Şöyle bir şey. Aslında esas işin ana temeli şöyle. Yani biz gene işi mobilya tarzı ut üretenleri konuşmuyoruz aslında. Biz gene profesyonel yani müzik üzerine udalmak isteyenleri konuşuyoruz. Bir defa burgular yani uzun sene beklemiş olacak. Mesela diyeyim en az 3 yıllık olması lazım. Ben bazen 10 yıllık, 5 yıllık kullanıyorum yani stok ediyorum. 3 yıl, 4 yıl önce aldım onu kullanıyorum, sonra yenisini tazeliyorum bu şekilde. Yani mesela klavyenin kuru olması lazım, kapak çok eski olması lazım. Yani bugün siz taze 1 yıllık bir kapağı kullanamazsınız. Hem ses olarak istediğiniz sesi alamazsınız çünkü ağacın dokuları ölmediği için. O belli bir o şey noktasına gelmez, o ha çalışır ağaç sürekli. Kurabiye gibi gevrek olması lazım. Yani o en az bir 5-6 yıllık, 10 yıllık kapak lazım bu şekilde. Keza balkonlar öyle, yapımı öyle. Yani malzeme kaliteli olduğu zaman enstrüman da kaliteli çıkar. Yani malzemenin, ya günümüzde genelde bilmiyorum. Şimdi ben kimseyi de eleştirmek veya kimsenin de ismini de vermek istemiyorum ama genelde insanlar şu parayı ön plana tuttukları için genelde öyle bakıyorlar. Yani enstrümanı çünkü bir canlı bir şey. Çünkü insan oradan müzik üretecek. O gönlünden gelen müzisyen, o udun gönlünden gelen o sesiyle bütünleşecek. Yani ud almaya geliyor. Mesela diyelim ki yurt dışından ud almaya geliyor. Düşünsene bir ud parası kadar da masraf etmiş. Yani şimdi o insan sabırlı olacaksın. Ne istediğini bakacak, beğenecek, çalacak. Çünkü o sevgilisini aramaya gelmiş. Yani düşünsene Amerika'dan kalkıyor geliyor. Yani niye? O utla bütünleşmiş. Çünkü o sesle onun gönlü bütünleşecek, o müzik üretebilsin. Onun için ben kaliteli enstrümanlarda, kaliteli müzik üretenlerde hep genelde onlar bunu arıyor yani. Peki usta, bunun üzerine bir soru sorayım. Fabrikasyon utlar da var bildiğiniz üzere. Bir de el yapımı, sizin gibi usta ihracıların ürettiği utlar var. İkisi arasındaki en büyük farklar nedir sizce? Yani yine ses midir? Hem sestir hem işçiliktir. Hem yani artı işçilik artı sestir yani. En önemlisi de sestir zaten. Dedim yani ağaçtan, şeritten ve ağacı kestikleri gibi kullanırlar. Yani ses ayarı diye bir şey yok onlarda. Yani balkonun nereye koyarsam nasıl ses alırım? Balkonun kalınlık ayarını nasıl yaparsam ses alırım? Veya dengeli sesi nasıl alırım? Akustiği nasıl alırım? Onların derdi o değil ki. Şimdi profesyonel işte kaliteli ut onda zaten meydana çıkıyor. Ondan belli oluyor diyorsunuz. Tabii kaliteli ut o şekilde belli oluyor. Peki usta, en çok böyle udzenlerin özellikle merak ettikleri ve üzerinde çalıştıkları konu, udu nasıl muhafaza etmeli insanlar? Ya bazen hani ben uda böyle Türkiye'de bir defa şöyle diyelim, ilk defa da ben böyle bir şey ürettim. Hem kıllanma kılavuzu diyelim, özellikleri var işte, ut nasıl muhafaza edilir? Artı işte udun ağacı nedir, yapılış tarihi, udun kimliği ne yani daha doğrusu. Böyle bir şey ürettim. Şimdi ud tabii... Çok güzelmiş. Aslında udu en güzel muhafaza etmek, evin herhangi böyle güneş almayan, rutubet olmayan, böyle bir yerde muhafaza etmek aslında bu şekilde. Şimdi bazısı tavana asıyor, duvara, sıcaklık biliyorsun yukarı vurur, ud bozuluyor. Nemli yere koyuyorlar, duvara temas ettiriyorlar. Mesela bazıları korunsun diye kılıfın içinde muhafaza ediyor. Kılıfın içinde de sıcaklığı emiyor ve udu deforme ediyor. Aslında en güzel muhafaza bu şekilde. Böyle bir tane stand alacaklar, standa koyacaklar, evin bir köşesinde duracak.
veya duvarda, duvarla temas etmeyen böyle yakın bir yerde şey olacak. Yani duvarla temas etmeyecek şekilde öyle bir yere askılık standına koyacak. Peki usta, şeyde Ud'da da bağlamalardaki gibi sap atma muhabbeti var mı? Ya Ud'un sapı atar. Tabii ki olur yani, Ud'da da oluyor. Mesela bir yılda bir, bazen üç yılda bir bakıma ihtiyacı olur Ud'ların. Bu klavyeden dolayı yani çok çalır, klavye oyulur. Onun bir tesviyesi olabilir. Ama tabii sap atma Ud'u başlangıçta burada şey önemli. Sapı takma ve kullandığı malzeme çok önemli. Yani kaliteli Ud da uzun yıllar sap atma, yani sap diye bir sorun olmaz. Ya bağlama gibi değil yani. Ya bağlama uzun tabii ki. Aslında bağlamada da olmaz. Bağlamada ne ağacı kullandıkları önemli. Bağlamada mesela şu vardır. Akgürgendir en güzel sap. Yani neden akgürgendir? Akgürgenin yay özelliği vardır. Mesela bu şekilde esnetirsin geriye doğru. Teli takarsın böyle düzelir. Teli gevşetirsin tekrar gelir yani. Yani yay özelliği vardır akgürgenin. Mesela diyelim ki karagürgen, o normal bir mavun koyarsın veya mavun falan karagürgen. Onun da şu sorun vardır. İleri geldi, geri gitme şansı yok onun. Onu tesviye etmen lazım. Düzeltmen lazım yani. Ama akgürgende öyle bir ince ayar yap, yıllarca kullanırsın, hiçbir şey olmaz. Tabii ağacı da her ağaçta kullanılmıyor tabii. Şimdi ağacın suyu, damarı, o seçerken onu özellikle seçmek lazım. Peki usta, siz Ud'larınızda hangi ağaçları kullanıyorsunuz? Bir de yurt içinde mi, yurt dışından getirdiğiniz ağaçlar da var mı? Genellikle ithal ağaçlar ağırlıklı olarak. Tabii yerli ağaçlarımız da var bizim mesela. Ama ağırlıklı olarak ithal ağaçlar. Neden? Genelde egzotik ağaçlar, işte bu tropikal ağaçlar var. Bazen kesimi veya ticareti sınırlı olan ağaçlar var. Mesela daha değerli ağaçlar. Ha bazen ses olarak da hani güzel ama şey olarak da önemli. Görsellik de önemli. Yani o görselliği de o egzotik ağaçlardan alıyorsun. O güzel bir görsellik oluyor. Aslında görselliği de takılmamak lazım. Hani yeni başlayanlar için böyle güzel, kaliteli bu herhangi bir ağaçtan olabilir. Yani ağaç sorunu takmasın. Tek mesele şu, kapakta, ses ayarında, balkonda bitiyor. Yani kapak ve balkon. Ya Ud'un en önemli özelliği yani kapak mı diyorsun? Tabii en önemli özelliği kapağın çok kuru olması. Ses balkonlamadaki, o anlatacağım sana şey, balkonları koyuyoruz ya biz. Onun uzun vadeli olması için şöyle düşünelim. Şimdi bu Ud'un teknesini, gövdesini, gövdemiz düşünelim. Kapağı da diyafram düşünelim, yani buradaki diyafram düşünelim. Şimdi balkonları, o mukavemet çıtaları koyduğumuz buradaki mukavemet çıtaları, onu da diyafram kası olarak düşünsek, hani şey olarak. İnsan vücudu olarak. Tabii. Çünkü kas önemli burada. Şimdi kas çalışmazsa diyafram da çalışmaz. Şimdi diyaframı çalıştıran kastır. Bunu da ses telleri olarak düşünelim. Diyafram ve ses hepsi birbirine uyumlu olursa güzel ses verir enstrüman. Çok güzel bir anlatım oldu. Evet. Yani tabii herkesin bakış açısı var. Yani bu mutlak değildir. Yani benim bakış açım böyledir. Başkası da başka şekilde değerlendirebilir bunu. Usta, peki Ud'u eline almışken Ud neden cızlama yapar? Ud neden cızlama yapar? Eğer bu balkonlarında bir sorun yoksa, hani herhangi bir çatlak yoksa Ud'da, herhangi bir ağacın teknesinde olabilir çatlak, buralarda açık bir yer olabilir. En ufak bir açık bile olsa, çatlak olsa o frekanstan dolayı, titreşimden dolayı cızlama yapar. Eğer o yoksa cızlama bir şekilde yapar, tel çok yakındır, tesviyesi bozuktur. Veya buradan bir yerlere çarpıyordur tel, hani klavyeye. Ondan cızlama yapar. Peki usta, Ud üzerlere tel öneriniz var mıdır? Hangi telleri kullanmaları daha şimdi iyi tabii olur? Şimdi tabii Türkiye'de üretilen 3-4 tane tel üreticisi var ama ben isim vermeyeceğim. Yani şöyle isim vermeyeceğim. Şimdi, yok, verebilirsiniz. Yok, vermeyeyim. Şimdi insanlar der ki ya şimdi bak o teli, ama ben kendi enstrümanımda kullandığım teller şu. Ben farklı markaları da kullandım. Türkiye'de bir tel üretici arkadaşımız var. Ben onlara yardımcı oldum. Arge çalışmasını yaptım. Telin tansiyonunu, gerilimini, bazı kalınlıklarını, bakır kalınlıklarını, içinin ipeğini test ederek bu şekilde bir tel üretildi. Arge çalışmasını yaptım. Udilerin, çalanların beğenisini kazandık. Şimdi tel bayağı revaçta, hani müzisyenlerin profesyonel arttı. Bir de tel tercihi şöyle bir şey oluyor.
Mesela insanlar bazen mat ses istiyor hani. O kulak alışkanlığı. Mesela ona diyor ki bana bu tel iyi geliyor. Öbürü diyor ki bana bu tel iyi geliyor. Şimdi biz telde şuna bakıyoruz. Yani teldeki en önemli şey telin ana performansına bakıyoruz biz. Ses uyumlarına bakıyoruz. Yani tizden basa giderken ki o denge nasıldır telde. Şimdi canlılığı nasıldır? Şimdi çok profesyonel çalan canlı, güzel ve cızı tıslı bir ses ister. Bazı teller mesela cızlama yapar. Böyle cız cız ses gelir böyle. Nezleli gibi. O telin kendi özelliği mi? Telin o bir yapısından kaynaklanıyor. Yani kalitesi değil mi? Yapısından kaynaklanıyor. Ya da tansiyonundan kaynaklanıyor. Yani gerilimi az oluyor. O gerilim azlığından dolayı bakırların geriliyor sonra. Yani teli normal yapıyorsun ama teli akorda çektiğin zaman o aradaki bakırlar, üstüne sargı olan bakırlar açma yapıyor. Açma yapınca da birbirine, biz tabii göremiyoruz onu gözle. Böyle lopla, büyüteçle baktığın zaman o aradaki açıklar ondan sonra birbirine çarpıyor. Şimdi tabii biz bazı şeyleri söylemiyorum yani telin nasıl olmalı. O ayrı bir şey. Usta söylersen çok iyi olur. Onu, hayır, o şeyle yani. Alakalı. Tel üreticileriyle alakalı bir şey. O farklı bir şey çünkü o ayrı bir şey o bilgi. Ama şey yapabilirsiniz. Bazıları bana sevdi, bazıları bana şöyle sitem ettiler. Hatta Ud ustalarından falan şey yapan oldu. Ya dedi, sen dedi mühendis misin dedi, işte tel dizayn ediyorsun dedi. Ya ben dedim ki kardeşim o kadar mühendis var. Artı dedim o kadar okul mezunu var. Üniversitelerde hocalar var. Demek ki dedim, onlar yapamamış ki benim dedim ilkokul mezunu yapmış. Yani aslında bilgiyi, hani o bilgiyi şey zannediyorlar insanlar. Kitap açacaksın, ansiklopediden bakacaksın. Veya bir diploman olacak. Böyle bir şey değil ki. Kesinlikle. Bir Arap müşterim gelmişti Suudi Arabistan'dan. Dedi ki usta, ya ben bütün ustaları gezdim. Dedi senin dedi utların da farklı, senin de farklısın dedi. Dedim niye biliyor musun dedim. Niye dedi tercüman vasıtasıyla. Dedim benim ustam, dedim cümle alemin ustası. El Halık dedim, yaradan. O zaman gülmeye başladım. Çünkü o dedim cümle alemin ustası. Tabii ki usta-çırak ilişkisi, ayakkabı üretirken yaşadık usta-çırak ilişkisini ama enstrümanda yaşamadım maalesef onu. Ama şimdi bir çırağım var işte, o usta-çırak ilişkisini onunla yaşıyoruz. Evet, buradan bu arada haber de verelim. İkinci videomuz kesinlikle tam benim alanım, bir kadın çırağı yanınızda çalıştırıyorsunuz. Çok çok heyecanlandım ve gelip atölyede sizinle beraber tekrardan bilgilerinizi ve atölyeyi çekmek istiyorum. Ya tabii ki esasında kadınlık, erkeklik diye bir şey yok. Bizde her şey candır. Mükemmel. Sadece bedendedir o kadınlık erkeklik, yani dişilik erkeklik o bedendedir. Ama öz olarak, yapı olarak insandır neticede. Herkes insandır. Dış görünümümüz biri dişiliği temsil eder, biri erkekliği temsil eder. Farklı bir şey ama çırağım da biraz beceriklidir. Çünkü kadınlığı da var, erkekliği de var, hepsi var içinde. Hepsini barındırıyor, yetenekli bayağı bir çırak. O kadar çırak talep edildi, kimseyi almadım. Evet. Yani çalışacak insanlara bakıyorsun yani. Önce çıraklıkta şey de önemli tabii. O esnaf ahlakı. Hani müşteriye sunum, müşteriyle yapmak, işini kaliteli yapmak, hile yapmamak. Onlara dikkat ediyorsun yani, her insan çalıştıramıyorsun. Ya diyorsun ki bundan çırak olur mu olmaz mı? Önce ellerine bakıyorum ben. Parmaklar uzunsa hani öyle böyle tombul şey diyorum ki senden çırak olmaz. Benden çırak olmaz herhalde. Yok, senden güzel bir sunucu oluyor. Olmuşsun yani. Teşekkür ederim. Yani senden güzel bir sunucu. Benim ellerim bahsettiğin tombul ellere benziyor çünkü. Yok, herkesin sanatı farklı. Mutlaka. Hayır, ben estunma üzerine, ahşap üzerine diyorum. Ya mutlaka öyle. Bu arada usta sözünü aldım. Gelip çekeceğim atölyede. Tabii atölyede de buyurun gelin. Atölyede daha detaylı göstererek, ağaçları, başka şeyleri göstererek, değişik ahşapları göstererek tarif ederiz. Usta şimdi bir de yani genel olarak biliyorsun Orta Doğu'da işte Arap udu var, Suriye udu var, Türk udu var. Sizce ud Araplara mı ait, Türklere mi? Bununla ilgili bir yorum yapabilir misiniz? Valla o konuda herkes şey yapıyor. İşte udun tarihçesini yayınlar. Ya benim işim değil ki udun tarihçesi kardeşim. Şimdi bazı üniversite hocaları yapıyor bunu. İşte udun tarihi buydu, udun. Ya kardeşim sen müzisyen, sen udi insansın. Sen ne üretiyorsun? Sen müzik olarak kaç yıllık hocasın, üniversite akademisyen olmuşsun. Ne üretiyorsun müzik olarak? Bir şeyin var mı? Yani 45 dakikalık, 2 saatlik, 1,5 saatlik bir senaryolu böyle müzik programı, enstrümantal müziğin var mı? Yok. Senin işin değil ki o. O tarihçinin işi. Hani okullarda bazen bölümler olur, o da lazım. Hani enstrümanların tarihi, o da lazım.
Ama senin işin o değil ki, sen Udi'sin. Ben sormasam mıydım? Ya sor Sevil, yani şimdi... Şimdi bunlar tabii ben biraz şeyimdir, anarşist ruhlu bir insanım. Böyle her şeye varım yani, tepki gösteririm. Ya gerçekten şey yapıyorsun, böyle sitem ediyorsun. Yani senin işin o değil ki. Sen üret kardeşim, müzik üret. Ama müzik gönül ister yani, müzik üretmek için de. Şimdi ne soruyordun? Unuttum sorduğumuzu. Başka şeye girdik galiba. Ud, Araplara mı ait, Türklere mi ait diye soruyordun. Ya herkes sahiplenir her şeyi. Önemli olan... söylediklerine göre işte Türklerden doğdu. Sonra Araplara geçti. İşte Araplardan, şey bizimkilerden batıya geçti, gitar üretildi falan. Ben ona bakmıyorum. Yani insanların ırkını sormak gibi bir şey oluyor bu. Tamam, sormayacağım. Hayır, yok. Sor. Bunu şöyle, sormadım diye kabul edin bunu. Yok, sor. Yani şöyle, insanların ırkını nasıl soracaksın? İnsanlar Afrika'da mı dünyaya yayıldılar? İnsanlar önce zenci miydi, siyah mıydı, beyaz mıydı? Yani yayılmış işte bir şekilde. Yani bir önemi yok neticede ya, ben insan, de öyle düşünüyorum. Ben aynen, bizde de şey için... ya kim güzel bir şey üretmiş? Mesela bugün Türkiye'de keman var mı? Çalınıyor mu viola? Var. Gitar var mı? Var. Menşei şu mu? Ya önemli olan o insanın gönlü, o enstrümandan müzik üretiyor mu, ona bakarız biz. Yani bizim diye bir şey yok, onun diye de bir şey yok aslında. İnsanlığın ortak noktası diyelim. Mükemmelsin. Bizden çıkmamış da onlardan çıkmış. Ya o alırız abi, güzellik. Nerede güzellik var, biz alırız. O bizim sayılır. Yani herkes her şeyi üretecek diye bir şey yok ki. Her toplumun kendine göre bir enstrümanı var, kültürüne göre, yaşayışına göre. O bazı enstrümanlar gelişiyor, bazısı da yöresel kalıyor. Mesela ud gelişmiş. Uda baktığımız zaman, ha udun menşeinden çok, hani onların mıydı, bizim miydi değil. Hani mesela kaliteli ud nerede üretiliyor? Evet, onun cevabını alalım. Mesele o zaten. Onun cevabını alalım. Şimdi şöyle, Viyana mı derler şeyde, viyolada, kemanda? Viyana, evet. Ha mesela. Her şehrin bir şeyi vardır. Yani ud üzerine, Orta Doğu coğrafyasında sanat üzerine, ud üzerine, ses üzerine İstanbul. Yani Türkiye'de öyle çok değerli, kaliteli ustalar var böyle. İyi müzisyenler, şeyler, ud üretenler var. Yani ses deyince, kaliteli ud deyince İstanbul. Yani udun Viyana'sı diyelim. Tamam, öyle kabul edelim. Diğer soruyu da unutalım. Şimdi Mehmet Usta, biraz önceki soruya dönmeden o soruyu unutup başka bir soru sormam gerekiyor. Çünkü bunu merak ediyor uzenler. Türk uduna Arap akordu çekilebilir mi? Veyahut da Arap uduna Türk akordu çekilebilir mi? Çok merak ediyorlar bu soruyu. Şimdi aynı sorularla ben de karşılaşıyorum. Mesela müşteri geliyor atölyeye. Diyor ki, Arap udun var mı? Diyorum ki, bütün udlar Arap ve Türk'tür diyorum. Irkları aynıdır. Sadece farkları vardır Arap'la Türk udunun. Mesela diyelim ki, belli ölçülerde Araplar da kullanıyor. Büyük ud da kullanıyorlar, küçük ud da kullanıyorlar. Bu biraz büyüklükle alakalı. Tel üzerine geldiğimiz zaman, hani Arap akorduna, diyelim ki Türk udu yapmışsın, normal yani ölçülerdeki ufak orta boy ud diyelim. Sadece telle alakalı bu iş. Yani sen buna Doğu teli takarsan, Arap teli takarsan, Arap akordu yaparsan Arap udu olur. Türk teli takarsan Türk akordu olur. Peki bir tanesinin teli daha fazla değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Hayır, o 13 telli falan, o farklı bir şey. Ha. O 14 telli, yani bir telli, iki telli ilave ediyorsun. O farklı bir şey mesela. Diyelim ki fa akordu yapacaksın. Onun teli farklı, fa teli takıyorsun. Yani bu teli fa'ya çekmiyorsun da. Fa'ya uygun, o akorda uygun tel takıyorsun. Yani hangi akorda çalmak istiyorsan, mesela bir ses aşağı çalıyor insanlar. Şimdi bu bir ses aşağı akortlarsan, bunu Arap akorduna çekersen, bu teller şey gelir, gevşek kalır, yumuşak kalır yani. Buna Türk şeyi takacaksın, Arap teli takacaksın ki o performansı alasın. Yani bu sadece telle alakalıdır aslında. Yani ha, takılabilir. Şöyle, takılabilir tabii ki yani. İstersen Arap uduna al, bir tane normal Türk teli tak. Yani Türk akorduna çekilen tellerden tak, aynı şeyi alırsın. Ses ton farkları var Arap udlarındaki, yani Arap udlarındaki yapımdaki, bizim buradaki yapımlardaki ses ton farkları var. Çünkü onlar kendi alışık o kulaklarında, dedim ya İstanbul bu işin Viyana'sı diye. O kendi kültürlerinde o alışık oldukları bir tını var. Ama genelde yıllardır ben şunu gördüm. Türk udları revaçta, yani ses olarak, kalite olarak, performans olarak. Yani Arap udlarından daha şey olur, tercih edilen. Peki usta, Arap udlarının kafesleri kapalı oluyor. Türk udlarınınki de açık oluyor. Nasıl bunlar, kapalı açık dediğimiz şey mi? Yani kafesten mi bahsediyorum? Kafesten bahsediyorum. Aslında işin onların nedeni ne? Sesi etkiliyor mu? Yok, hiç fark yok. Yani işin görselliğidir aslında. Yani bunu tek kafeste kullanabiliyorsun. Bunları kullanmayabiliyorsun. Elbis yapabiliyorsun. Ya ve öyle bir fark yok. Yok yani, o fazla fark etmez yani.
değişik. Yani dedim ya sana, çok, belki çok ufak böyle nüanslar oluyor, böyle çok hafif böyle sesin hani çarpması, girip çıkması, o etkileyebilir ufak demek. Ama sesin genel şeyini etkilemez. Tamam. Önemli olan ana yapıyı etkilememesi. Yani o kadar da etkilemez büyük şey olarak. Şimdi Mehmet Usta, senin çok değişik tasarladığın udlar var. Benim gözüme çarptı, elektro ud tasarlamışsın. Bununla ilgili bize biraz açıklama yapar mısın? Hatta bize elektro udunu getirirlerse Veysel Bey, teşekkür ederiz. Şimdi böyle göstermek istiyorum ben. Çok güzel. Bunu nasıl tasarladın usta? Şimdi tabii menşei olarak hani batıda gitar tarzına benziyor. Hı hı. Aslında benim tasarım sadece bu değil. Bunu ben şey için ürettim. Aslında bu tam elektro değil, akustik elektro. Yanlış söyledim yani, o zaman. Şöyle diyelim. Hayır, elektro da akustik elektro. Yani sadece burada bir cihazı var. Hı hı. İşte alıcısı var burada. Normalde akustik yani. Bakın hiçbir cihaza bağlı değil. Akort bozuk ama yani yine de akustik yani bu şekilde. Bak, akustik ses alıyorsun hala bak. Aslında ben aslında şeye karşıydım. Ben yıllardır üretmedim bazı şeyleri. Hani bu tarz şeyleri. Neden karşıydım? Udun klasikliğini aslında bozmamak içindi biraz da. Ama insanlar ihtiyaç duyuyor. Diyor ki mesela ben sahne alıyorum. Hı-hı. İşte askısı var. Askıyı takıyorum. Hani ayakta çalıyorum. İşte daha rahat çalabileceğim bir ud. İşte cihazı olan ud. Hani bir de bunun başka versiyonları var. Bu modelin 2 versiyonu var. 3 versiyonu var. Hı-hı. Normal ud formunda olanı var. Birebir inşallah atölyeye geldiğiniz zaman o 4-5 tasarımım var enstrüman üzerine, dizayn yani. Bu dizaynı çok sevdim. Şimdi bu dizayn tabii şöyle diyelim, içi normal klasik tekne gibi yani dolu değil. İşte akustik sesi de zaten oradan alıyoruz. Şimdi bazen böyle elektronik tarz yapıyorlar, aslında o şeydir, tel sesi alıyorsun. Yani herhangi bir ağaca tel bağlamışsın, o telin sesini alıyorsun çünkü. Bundan bile klasik ud sesi alabilirsin. Bunun bir de tabii şeyle alakalı, bu cihazla alakalı ve buraya koyduğumuz manyetikle alakalı. Şimdi iki tercih yapıyorum bu işte. Bir eşiğin altına koyduğum manyetik var. Bir de içeri koyduğum manyetik var. İçeri koyduğum manyetik biraz daha doğal ses alıyor. Farklı müzik yapmak isteyenler de bu tarzı seçecek. Yani aslında birbirinin alternatifi değil bunlar. Tercih meselesi. Evet. Kim neyi kullanmak ister? Eğlence tarzı çok yapıyor mesela, seyre çalıyor insanlar. Mesela ona o ses gidiyor, bu ses. Diyor ki ben daha biraz daha klasik ses alayım, klasik çalayım. Hani ona da o şeyi öneririz. İnşallah bunların başka şeyi de gelecek, versiyonları da gelecek. Bekliyoruz. Klasik udun kademe kademe versiyonları var. Alçaktan, yüksekten basınca alçağa 3 modeli var bunun. Göbekli insanlara tercih olsun diye işte. O da mı var? Tabii o da var. Bir de o bu şekilde akustik elektronun bu yüksekte ama bu şekilde değil. Tamamen klasik bir ud. Böyle baktığınız zaman şu klasik udu düşünün. Ha şeyli. Bu klasik udun sadece şey farkı olacak. Bunu tut. Bu klasik udun sadece şu kadar düşün, yarısı kadar düşünün yani. Derinliği yarısı kadar bunun. Bu yani kademe şey gibi mi? Bunun biraz daha... Onun kadar derinliği var. Hı-hı. Ama klasik ud. Böyle bu şekilde normal klasik ud olacak. Yani o tasarımlar var. Şimdi aslında var, yapıldı da şöyle atölyede inşallah geldiğiniz zaman inşallah Sala Müzik'te de müşteriler onu bulabilir. Bence Sala, şimdi tabii gelelim şeyle bağlayalım bu işi. Yani Sala Müzik'le bağlayalım. İstanbul'da ben latife olsun diye de söylemiyorum. Hani övmek için de söylemiyorum. Gerçekten İşine profesyonelce bakan ilk defa bir Veysel gibi birine rastladım. Şimdi herkes tüccar olmuş. Tamam, herkes tüccar. Herkes işinin tüccarıdır da. Kaliteyi sunmayı, insanlara hizmet vermeyi. Bugün dün çok iyi bir şeye sevindim. Amerika'dan şeyi getirtmiş bir burada firma. Karbürden yapmış çanak taşlama. Bazı teknelerin içini temizliyorum ben. Burada zımpara yap, o biraz zahmetli oluyordu. İnternet sipariş verdim, aldım. Hakikaten işin ehli ya. Yani yaptılar mı? Yani getirmiş adam buraya o mağarı. Ben diyordum ki, Instagram'da görüyorum mesela Amerikalılar bu el sanatlarını, bunları kullanıyorlar. Hı hı. Diyorum ki Türkiye'de neden yok bu? Bulamıyorsun. Ki Allah'tan o firma getirmiş ki bunu alabiliyor. İşte Veysel de onun için bahsediyorum. Yani Veysel de kaliteyi insanlara sunabiliyor.
Yani diyecek kardeşim benim 200 dolara 300 dolara da udum var. 2000 5000 dolara da udum var diyecek. Veysel bunu yayınlatır sadece, diğer konuşmalarımız değil. Vallahi bayağı övdünüz. Hayır, övme değil. Ben hani kaç yıldır yani 40-55 yaşındayım. Nice insanlar gördük yani. Güzel gönüllü insan, işine sadık olan, dürüst insan böyle yani öyle o kadar kolay bulamazsın. Yani o kadar kolay değil o işler. Yani o kadar kolay değil. Bak bugün işimi gücümü bıraktım. Çok teşekkür ederiz. Çok mağazanızı ziyarete gelmiş olduk. Hem böyle bir konuşma sohbet olsun dedik. Yoksa bazen insanlar vardır, selamı uzaktan verirsin. Mehmet Usta, Budlar'da farklı kapak modelleri var işte. Latin kapak, Kanada kapak modelleri gibi. Bunların sebepleri nedir? Bir de farkları nedir? Aynı zamanda mesela neden bir cevizden uda kapak olmuyor ceviz ağacından? Güzel bir soru. Hani diyaframımız havayı alıp veriyor ya, sürekli akciğerler çıkıyor ya. Şimdi diyafram neden kemik değil gibi bir şey olur bu. Kötü bir soru muydu? Yok, hayır. Diyaframımızda niye kemik yok hani? Şimdi şöyle diyelim. İzah edelim. Kapağın özelliği sesi toprak gibi emmesi ve geri vermesi. Yani iletken yani olmadığı. Yani akustiğe vuruyorsun, ses içeri giriyor çıkıyor, içeri giriyor çıkıyor ses. Bu şekilde yani özelliği bu. Şimdi diyelim buna başka bir ağaç koydun. Ses verir, her şey ses verir ama o ses girip çıkmaz öyle. Onun dediğin gibi o tınıyı alamazsın. Şimdi bu kapak hangi kapak oluyor? Bu kapak Latin. Türk ladeni, Artvin, Borşka. Karşıdaki kahverengi gözükenler Kanada. Kanada sediri deniyor. Ağırlıklı olarak gitarda kullanılıyor. Onlar İtalya ağaçlar. Tabii İtalya ağaçlar. Ağırlıklı olarak gitarlarda kullanıyorlar. Ama utta da kullanılıyor. Tını farkları var. Sesin lezzet, yani tını farkları. Böyle daha gevrek, daha tizimsi böyle. Güzel ses veriyor da. Uzun ömürlü değil. Bu laden kadar uzun ömürlü değil. Yani sağlamlık olarak aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bu ladenin bu ladenin Kanada seviyesine gelmesi için bir 15-20 yıl geçmesi lazım bu kapağın üzerinden. Tabii ki o zaman da o sesi yine alamıyorsun. Çok uzun bir süre. Tabii ki yani şimdi ahşap öyledir yani. Şimdi bu ladin eğer deforme olmasın, bozulmasın, hani yapılışı sağlıklıysa yıllar sonra böyle kahverengileşir, o gevrek, o Kanada sedirine yaklaşır. Tam yaklaşmaz ama %80 o yapıya yaklaşır. Tabii hücreler tamamen ölüyor, çekiyor, kuruyor. Yani artık ölüme gidiyor yavaş yavaş. Canlı olduğu için. Tabii canlı olduğu için yani her şeyin bir yaşama şeyi vardır, süreci vardır. Yani o zaman bir soru daha geldi aklıma. Sürekli böyle siz konuştukça benim kafama soru geliyor. Bir udun, mesela bir udu aldım ben diyelim, udu zelim. İşte kaç yıl kullanabilirim udu o zaman? Şimdi udu kaç yıl kullanırsın? Yani 50 yıl yaşadın diyelim, 50 yıl çalmak istesen çalabilir miyim? Çalarsın şöyle, sürekli çalışıyorsan, hani sürekli, müzisyenler şöyle yapıyor, şimdi sürekli sahne alıyor. Ona bir tane ud yetmiyor zaten. Belli bir süre sonra udu yenilemek zorunda kalıyor. Çünkü neden? Sürekli çalışıyor. Yani bir araba alıyorsun, arabanın bir süresi vardır. Hani motor, reftifke, yani kaç sene dayanır? İşte bir şey vardır, hani kaportası. Belli bir süre sonra eskime başlıyor. Çünkü sürekli çalışıyorsun. Düşün, yeni bir araba almışsın. Ayda bir defa biniyorsun, yılda iki defa biniyorsun, o araba eskimez. Bir şey olmaz o araba. Yani ut böyle. O eskimez. Ama uda almışsın, sürekli o utla sahne alıyorsun, tabii ki eskiyecek yani. Yani eskiyecek nedir? Klavyesi olur, burgularında deforme olur, kapağında olur. Ya da yeni udu. Aslında müzisyenlerin 3-4 tane udu oluyor. Onun için de uzun yıllar kullanabiliyor. Ama amatör, yani yeni başlayanlar, böyle fazla müzikle alakası olmayan, hani sürekli çalışmayanlar, uzun yıllar kalabiliyor elinde. Hatta bazen alıyorlar, asıyorlar, çalmıyorlar. 50 yıl kalabiliyor mesela, 100 yıl kalabiliyor. Çünkü kullanılmadığı için ut deforme olmuyor fazla. İyi de muhafaza edilirse o işte tarihi ut oluyor. Tamam. Yani utlar şarap gibi değil, yıllanmıyor. Yıllanıyor da çalışırsın, yani az kullanırsan, gerçekten iyi de muhafaza edersen, böyle hani nesilden nesile geçerse, babadan oğula, o toruna verirken,
100 yıl, 150 yıl geçerse gerçekten çok keyifli bir şey olur o. O da hem muhafaza edeceksin, hem zarar görmeyecek. Fazla da yormayacağın odu, çalışılmayacak odu üzerinde, çalınmayacak. O çok keyifli olur. Şimdi düşünsene 150 yıl sonra odun öyle yeni duruyor böyle. Evet, çok güzel. Usta, seninle konuşurken aklıma bir tane daha soru geldi. Bu burgular dikkatimi çekti. Burguların sürekli akordu atıyor. Yani akordunun asmaması veya en aza indirilmesi için hangi burguların kullanılması lazım? Şimdi bunu daha önce de konuştuk, bahsettik. Bunların bir defa burguların kurulması lazım. Burgu takılan, burgulu bu uttaki şeyin ağaçlarında çok iyi olması lazım. Kuru lazım ve hangi ağacı kullandığımız önemli. Bu iç kısmı var ya şurada. Hangi ağacı kullanacağım? Bu da kuru olması lazım. O ağaç siz hangisini kullanıyorsunuz? Akça ağaç oluyor, gürgen oluyor, akgürgen oluyor. Hı hı. En önemli olan şöyle, şeyle uyumlu olacak burguyla çevirirken. Bir de tel takımı da önemli. Hı. Şimdi burgular böyle konik olduğu için, hani bu şekilde konik. Hı hı. Şimdi insanlar bazen burguyu diyelim ki uca takıyor buradan, bu tel bunu geri çekiyor böyle, atıyor. Yani bu telleri dengeli takarlarsa, bir de akot yaparken çok fazla da bastırmayacaklar, çok yukarıdan vermeyecekler, çekmeyecekler. Kendi akışına bir şey yaparsa bir şey olmaz yani uzun yıllar. Ben çünkü denemişim, yani sürekli müzisyenler ve ut çalan arkadaş yapmış. Mesela 6 senedir burgusunda hiçbir sorun yok, 6 senedir kullanıyor. Ha, çok iyi. Ya bu şey önemli burada, tel takma ve burgu. Mesela çoğu tutsun diye teli takmasını bilmiyor. Teli ucundan takıyor, burguyu yukarı doğru attırıyor. O zaman da ne yapıyor biliyor musun? Burguyu sürekli bastırıyor, sürekli bastırıyor ve burgu bozulmuş oluyor. O zaman diyor ki ya burgular bozuldu. Yani o şekilde bozuyorlar, sürekli bastırıyorlar. Neticede ahşap bu. Sen bastırdıkça ezecek, bastırdıkça ileri gidecek burgu. Evet. Kendi akışına bırakmıyorlar. Yani bu aslında bu bilgileri insanlar bir şeyden de mesela ud aldığı zaman, enstrüman aldığı zaman sorması lazım. Ya usta bunu nasıl bir akort yapmalıyım veya nasıl müdahale etmeliyim buna. Aslında en güzeli götürecek. Tel değişeceği zaman bir ustaya tel taktıracak. Yani yapımcıya gidecek bir tel taktıracak. Peki usta bir ud kaç yılda bir bakıma gitmeli? Yani ustasının yanına geri götürülüp işte bakım verilmeli. Ya kullanıcısına göre değişir o. Yani kullanıcıya göre değişir o. Yani fazla kullanıyorsa bazen 6 ayda oluyor. 6 ayda hani tanıdık abi gelir bir şey var mı der odunda hani. Veya bir sorunu varsa gider. Ya da öyle tanıdık olur ya bir bakar mısın bir şey var mı der. Bakarsın bir şey yok hani. Ama bir de cızlama olur veya tel yükselir. Yüksek olur adamı rahatsız eder çalıyor seni. Evet. Ya der ki buna bir tesviye gerekir. Bak ufak tesviye yaparsın. Böyle sorunlar yani. Ama normal çalanlar için 2-3 yıl anca. Bakıma gitse yeterli diyorsun. Tabii 2-3 yıl ama normal çalanlar için. Ama tabii iyi uttan bahsediyoruz biz. Tabii. Yani bahsederken yani geneli almıyoruz. Tabii fabrikasyon utlardan bahsetmiyoruz. El yapımı genel, özel, güzel. Özel utlarda fazla sorun olmaz. Zaten önemli olan çalan kişi bu telin rahatsız etmesi, tansiyonun yumuşak olması. Çünkü düşün, müzisyen sahneye çıkacak, 2 saat, 1,5 saat zaman ayıracak. Kötü bir enstrüman yorar insanı. Mutlaka. Onun için müzisyenler ona çok dikkat eder. Enstrümanın yarış arabası gibi olmasını ister. Yormamasını ister bunu. Son olarak Mehmet Usta, seni bayağı yordum. Yok estağfurullah, ben keyif aldım. Ben de çok keyif aldım ama son olarak bir soru sormak istiyorum. Belki de bu soruyu da pek beğenmeyeceksin ama sormam lazım. Yok, ben her soruyu beğenirim. Ut yapımındaki püf noktalar nelerdir? Bir usta olarak bize anlatabilir misiniz? Sırlarınızı da verebilirsiniz. Ya o bazı şeyleri söylenmiyor. Zaten bazen sözle de ifade edemiyorsun. Hani mesela ben kapağı balkonlama yapıyorum. Mesela o anda ben ağaçla bütünleşiyorum aslında. Ağaç ben oluyorum, ben ağaç oluyor. Yani diyor ki beni şu kadar tıraşla. Çünkü o sesi duymak istiyorsun, o bütünleşmek var ya, çünkü kainatta her şey birbirinin parçasıdır. Hiçbir şey bir şeyden ayrı değildir ki. Yani her şey bizim parçamızdır. Şimdi ona o şekilde baktığın zaman enstrümana veya yapıma, onunla bütünleşiyorsun, o şeyi yapıyorsun, o gönül ilişkisi kuruyorsun. İşte keserken incitmiyorsun, ağacı nazik nazik kesiyorsun, yani canı acımasın diyorsun böyle. Tabii ki iyi enstrüman yapmanı şöyle değil mi ya, en önemli şey anlattım. Hani kapak, balkon, o ses ayarı. Bu da tabii uzun yıllar çalışmayla oluyor. Yani iyi enstrüman, hani derler ya domates çok güzel, tarlada kızarmış böyle, hani çok güzel görüntüsü var. Ama domatese sor. Evet.
O ne kadar eziyet çekmiş. Soğuğu yemiş, güneşi yemiş, yağmuru yemiş, her şeyi yemiş ama o domates olmuş. Yani iyi bir sanatkar da öyledir. O domates gibi soğuğu da yiyecek, sıcağı da yiyecek. Zahmetleri de çekecek. Her çileye de katlanacak ama işi güzel üretecek. O ince detaylara girmeyeceğiz. O şimdi girsek bile zaten insanların ancak yapımla alakalı olanları ilgilendirir. O da ustalar zaten sırrını birbirine fazla söylemezler. Tamam usta. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Emeğine sağlık, sizin yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sizin de yüreğinize sağlık.